ربك 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 رفعت عيني ترى يبدأ تشوفه وكفوفي تشبك بطفوفه حالك ربي معك أتمنى هنا مثلك اسمعني Herkese selamlar, merhabalar. Selamlar. Selamlar, selamlar. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Selamlar, hoş geldiniz hocalarım. Selamlar. Teşekkür ederim. Ben de gayet iyiyim. Çok sağ olun. Bomba gibiyiz. Bomba. Öyle mi? Harika valla. Süper. Harika. Şimdi bugün toplandık buralara. Tamam, bir ara onu da yapalım hocam. Aman benim kalemim takılı değilmiş. Kablosu bilgisayarıma. Hemen onu takalım. Tabii ki işte ve yorgun. Vallahi haklısınız. Biz de işteyiz. Biz de işteyiz. Güzel. Şimdi kalemimi taktım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir çeviri yapıyoruz. Yine çıkmış bir yok değil metninden. Sizlerle beraber metnimizi çevireceğiz. Yine bakacağız. İşte bağlacımıza, prepimize, kelimelerimize, her şeyimize, işte tensimize, ne bileyim cümlemizin öznesine, yüklemine, elimizden geldiğince her şeyine bakmaya çalışacağız hocalarım. Şimdi, evet, evet Asiye hocam. Hı. Bio sahiplik veriyordu. Şimdi bakayım şöyle kimler var, kimler yok derslerde. Güzel, yavaş yavaş da toplanmışlar herkes. Güzel. Güzel de bir sayıdayız. Şimdi Bismillah diyorum. Hemen şöyle çevirime yavaştan başlıyorum. Demiş ki there are many challenges. Neler vardır demiş. Neler vardır? Birçok zorluk vardır. Birçok zorluk vardır. There is there are vardır ifadesi. Birçok zorluk vardır. Neydi? Diagnostic imaging ne yapmadı bizim için? Bir tanısal görüntülemede. Ne ülkelerinde? Bakın. Önce şu preplerimi de çizerek ilerleyeyim. Diagnostic imaging. Bir tanısal görüntülemede zorluklar vardır birçok dedi. Sonra da gelişmekte olan ülkeler de dedi. Developing şöyle düşünün. Bir de developed var. Onu şöyle aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Kendimi şuraya koyayım da. Developing countries. Bir de developed countries. Şöyle ezberleyebilirsiniz bakın. Ha, burası ing, burası ed. Doğru mu? Hani daha gelişiyor. Gelişmekte olan, hani gelişiyor. Daha gelişmekte olan bir ülke. Gelişmekte olan ülkeler. Burası da ed almış. Hani bitmiş artık. Gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ülkeler. Böyle kodlayabilirsiniz. Gelişmekte olan ülkelerde tanısal görüntülemede birkaç zorluklar vardır. Mainly, esas olarak, mainly, esas olarak there is ne vardı? Birkaç eksiklik vardır. Lack of, bizim için beraber bir kullanımı vardır. Lack of, eksiklik anlamında kullanırız. Doğru mu? Güvenliğin eksikliği varmış ve neyin eksikliği varmış? Uygun tanısal görüntüleme hizmetlerinin eksikliği varmış. Nerede? Hemen şunları bir alayım. Dünyanın toplayarak gel büyük kısımlarında, büyük bölgelerinde bizim için eksiklik varmış. Lack of eksiklik, deficit diyebilirsin. Deficit diyebilirsin. Appropriate ya da convenient diyebilirsin. Uygun anlamında kullandığımız ifademiz.
Bir güvenlikten eksiklik varmış. Bir de uygun tanısal görüntüleme hizmetlerinde eksiklik varmış. Dünyanın birçok bölgesinde. Bunları da çizerek devam ediyorum. Sonrasında bana demiş ki lack of equipment, ekipman teçhizat eksikliği. Could be ne olabilirmiş? Due to'den dolayı olabilirmiş. Neyden dolayı? Bakın kaynakların eksikliğinden dolayı olabilirmiş. Şimdi bakın ben buradaki could be ifadesine bir dikkat çekmek istiyorum. Şimdi biz could ifadesini nasıl kullanıyoruz? Şuraya şöyle bir not olarak bahsedelim. Şimdi bizim için could dediğimiz model bir geçmiş anlamda kullanırız. Geçmiş olarak bu geçmişte bize bir yetenek verir. Bu geçmişte bize bir de ihtimal anlamı verir. Ben bir de could'u present anlamda günümüzde kullanırım. Ben bunu bir de günümüzde kullanırım. Bu da benim için ihtimal anlamı verir. İhtimal anlamı. Bu ihtimal anlamını ben ama günümüz olan ihtimal anlamını could, may, might ya da can ifadelerinin hepsini kullanabilirim. Günümüz ihtimal anlamında hepsi birbirinin yerine ikame olarak kullanılabilir hocalarım. Unutmayın. Buradaki kullandığı hali bizim için nedir? Bir günümüz ihtimal anlamıdır. Nereden anladın hocam? Çünkü bak paragrafın geneline bak. Buradaki öznen yüklemin present. Sonrasında buradaki yüklemin present. Sonra devam ediyor. Bakın öznemiz ne burada? Buradaki öznemiz ne? The lack of equipment. Ekipmanın, teçhizatın eksikliği, araç gereçin eksikliği, öznemiz, could be ifadesi de bizim için cümlemizin yüklemi. Present bir şekilde devam ediyor. Burası da bizim için günümüz ihtimal anlamında kullandığımız günümüz ihtimal anlamında kullandığımız bir modelimiz. Sonrasında da demiş ki kötü bir bakım. Var olan ekipmanın kötü bir bakımından bahsetmiş. Bakın yine toplayarak geliyorum. Yine toplayarak geliyorum. Existing var olan ekipmanın da kötü bir bakımından bahsediyor. Var olan ekipmanın kötü bir bakımı, bunun ya da zayıf bir bakımı ya da kaynakların eksikliğinden dolayı da ekipman eksikliği olabilirmiş. Yani biz şurada neylerden bahsettik? Bakın bir güven eksikliği dedik. Bir uygun bir tanısal görüntüleme hizmetlerinin eksikliği dedik. Bir de ekipman eksikliği dedik. Ama ekipman eksikliğinin bir de neyden kaynaklandığını açıkladık. Additionally, ek olarak nerelerde? In many countries. Bak, countries'le beraber hep in primini kullanıyorsun. Unutma. In many countries, birçok ülkede büyük bir sayıda, large number of, birçok sayıda ne varmış? Görüntüler varmış. Peki nasıl bir görüntü? Kötü bir kaliteye sahip görüntüler varmış. Ve neler varmış? Diagnostik bir tanısal kullanımı sahip olmayan da ülkelerde varmış. Bizim için dedi ki bunlar ek olarak nerelerde kullanılıyordu? Düşük kalitede ya da olanlar da ek olarak da çoğu ülkede de bu görüntüler düşük bir kaliteye sahip ve böyle bir kullanımının olmadığını söyledi. Tanı amaçlı kullanımının da olmadığını söyledi. Şimdi be of'a ve be to'ya bir hatırlatma gidelim. Be of ya da be to. Hatırlıyor musunuz neydi bunlar? Be of ya da be to. Be of'la beraber biz have
fiilini kullanıyorduk. Aklınızda bulunsun diye be to ile beraber de have to ifadesini kullanıyorduk. Aklınızda tutmak kolay olsun diye. Have fiili dediğimiz zaman aklınıza burada da belli başlı kelimeler gelsin. Be of dediğimiz aynen sahiplik. Sahiplik, be to dediğimizde zorunluluk. Şimdi burada ben şunu söylüyorum. Be of dediğim zaman evet sahiplik gelsin aklıma ama ben şunu da unutmayayım. Bazı kelimeler mesela opinion, mesela value, mesela critical, mesela importance. Bir öneme sahip, bir değere sahip, bir fikre sahip. Bunun gibi kelimelerle kullanmayı severdik. Peki. Bak kötü bir kalitesi varmış. Doğru mu? Ancak aa, şuna bir bakar mısınız hocalarım? Ancak even if iki bağlaç yan yana nasıl da kullanılmış. Even if neydi bizim için? Koşul bağlacıydı ama zıtlık verirdi. Koşul gibi görünen zıtlık bağlacıydı. Doğru mu? O zaman ben even if ile hem zıtlık bağlacı olarak kullanabilirim. Hem de ben even if ile beraber neyi sağlayabilirim? Bir tense uyumu da sağlayabilirim koşul bağlacı olduğu için. Benim için iki bağlaç bakın asla böyle yan yana kullanılmaz gibi bir şeye girmeyin. Gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. Ancak ne olsa bile even if sesa bile anlamında kullandığımız bir bağlacımızdı. Ancak ne olsa bile uygun ekipmanlar mevcut olsa bile. Ancak uygun ekipmanlar mevcut olsa bile there is ne vardır? Bir eksiklik vardır. Adequately. Adequate bizim için bir zarftır buradaki kullanımı L'ye gelmiş. Adequate yeterli demektir. Adequately L'ye almış. Yeterli bir şekilde diyebilirim. Doğru mu? Yeterli bir şekilde eğitilmiş tıbbi uzmanların eksikliği vardır. Yeterli, uygun, proper, convenient ya da ne söyleyebilirim? Appropriate. Bunların hepsi eş anlamlı. Doğru mu? Hayır. Bakın şuraya proper da ekliyorum o zaman. Proper, convenient, appropriate. Bunlar ekipmanlar mevcut olsa bile ne bu sefer de eksiklik ne? Eğitilmiş tıbbi uzmanların eksikliği varmış. Peki kimmiş bu tıbbi uzmanlar? İçeren dedin, doğru mu? Bak içeren çevirisi verdin ING ile beraber. İşte radyograflar ya da teknologlar. Bunlar da bizim için yani radyograflar ve teknoloji uzmanları. Bunları içeren bir uzmanlarda eksiklikleri varmış. Şimdi bak bu aslında çok yaygın bir ifade. Burada including verdi sana. Bu bir kelime sorusu olsaydı sorulabilir miydi? Sorulabilirdi. Mesela bak burada sen örneklendirme yapıyorsun gibi düşün. Şunları şunları içeren uzmanlara ihtiyaç vardı ya da bunların eksikliği vardı diyorsun. Bu bir kelime sorusu olsaydı including güzel olurdu ama bu bir bağlaç sorusu olsaydı burada ne sorulabilirdi? Such as sorulurdu. Doğru mu? Such as ifadesi sorulurdu. Uzmanlarla ilgili ne yapmış olurdun? Örneklendirme X, Y diye kendinden önceki ismi örneklendirmiş olurdun. Unutma. Such as'le ilgili şöyle de bir şey söyleyelim. Şimdi dedi ki evet isim gelecek. Sonrasında such as deyip örneklendireceğiz ve diyeceğiz ki X, Y, Z. Hemen örneklerimi vereceğim. Ama ben bunu ikili bağlaçlar gibi de saçeze şöyle de görebiliyorum şıklarda. Böyle de. E bunu nasıl kullanacağım hocam? Buradaki anlamı ne o zaman? Buradaki anlamı da aynı hocalarım. Sadece araya isim hali buradaki isim buraya gelmiş gibi düşünün. Aynı anlamda saçeze yine gibi anlamında X, Y, Z diyerek yine ne yapacak? Örneklendirme yapacak. Her iki kullanımda da bizim için gibi çevresini verecek. Yani şunu söylemek istiyorum. Mesela so that'ı düşünün. Mesela as'i düşünün. Mesela so as'i düşünün. Bunlar mesela araya ne alıyorlar? Adjective ya da adverb alıyorlar. Doğru mu? Böyle kullanımları var. Adjective ya da adverb alıyorlar. Bu tarz ikili bağlaçlarımız. Siz bağlaç sorusu çözerken şunu unutmayın. Bakın bir
Boşluk ortasında şurada bir isim görüyorsanız ya da boşluktan önce bu bir bağlaç sorusuysa bir isim görüyorsanız o zaman bağlacınız such as olabilir. Hemen bir oraya dikkat kesilin. Sonrasında da örneklendirme varsa. Such as ve just as farkı nedir? Güzel. Şimdi such as bizim için burada gibi anlamında. Ama just as dediğiniz bağlaç ise sizin için ya da just as so dediğiniz bağlaç ise sizin için tıpkı nokta nokta gibi anlamındadır. Bu sizin için örneklendirme bağlacıdır. Burası örneklendirme yapar. Burasının amacı da bizim için fiilleri benzer verir. İki farklı özne olur. İki farklı özne olur. İki farklı özne olduğu zaman da şuna dikkat edeceğiz. Ben bu özneler arasında bir karşılaştırma yapacağım, kıyas yapacağım, bir benzetme yapacağım. Özneler arasında da benzetme olacak. Mesela just as so'da da ben buralara kesinlikle ve kesinlikle hocalarım seve 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 getireceğim. Yani hep bir cümle ifadesi göreceksiniz. Tamam. İki farklı özne olacak. Özne 1, özne 2. Özne 1, özne 2. İki farklı özne görmek zorundasınız. Tamam. Mesela diyeceksiniz ki insanların konuştuğu gibi hayvanlar da kendi arasında konuşabilir. İki farklı özne aynı eylemden bahsettim. Hayvanlarla insanların konuşmasını birbirine benzettim. Evet, soru çözerken şıkları ejective adverb olup olmadığına göre tabii ki eleyebilirsiniz. Sallıyorum sizin için. Şöyle bir soru var, tamam mı? Şurada da sana dedi ki işte brands bir markalardan bahsetti. Sonra da burada da dedi ki işte BMW, Opel, işte Honda bu gibi şeyler dedi, tamam mı? Sonrasında sana da şıklarda da dedi ki işte so that. Bursa as as. Ceyhan'da sallıyorum such as. Sen diyeceksin ki burası benim için bir noun ifadesi. Noun ifadesi olduğuna göre burası adjective ya da adverb alır. Burası adjective ya da adverb alır. Bunlar zaten direkt gitti deyip such as'e işaretlersiniz. Direkt sorularınız da aldığı ifadeye göre hani direkt çevirisinden ziyade önce bunu kontrol edebilirsiniz tabii ki. Geldim tekrar paragrafıma. Inadequate. Neyden bahsetmiş? Yetersiz bir eğitim. Anlamına gelirmiş. Kalifiyeli yani gelişmiş kalifiyeli bir personelin eksikliği anlamına gelirmiş. Bu sefer de benim için yetersiz bir eğitim öznem. Means anlamına gelir yüklemim oldu. Ve ekipmanın uygunsuz, improper, bak proper uygun demiştim. Improper uygunsuz kullanımı. Ekipmanın uygunsuz kullanımı neyin yanı sıra as well as bizim için bir ekleme bağlacıydı. Yanı sıra ya da ek olarak diye çevirdiğimiz incorrect görüntülerin doğru olmayan yorumlamasının yanı sıra ekipmanın uygunsuz kullanımı ve kalifiyeli bir personelin eksikliği anlamına gelirmiş yetersiz bir eğitim. Finally, sonuç olarak, sonuçta regardless of, bak finally, regardless of, bir de şurada in additional demişti. Ek olarak bak bağlaçların kullanımları finally sonuç olarak ya da regardless of. Maksizin maksızın. Maksizin. Hayır Evliya Hocam sadece as well as, yanı sıra ek olarak. Maksizin maksızın dikkate almaksızın. Bakın ekipmanın türünü dikkate almaksızın. Prosedürler, kullanılan prosedürler ya da kullanılan ekipmanların türlerine bakmaksızın tanısal görüntüleme neyi gerektirirmiş? Bir sıkı sağlam rigid dediği sıkı sağlam bir altyapı gerektirirmiş. Nasıl bir altyapı? Hop,
That deyip açtık. Bir ne geldi? Bir relative clause geldi. Sıklıkla does not exist. Var olmayan. Neydi? Gelişmekte olan ülkelerle genellikle var olmayan sağlam bir altyapıyı gerektirirmiş. Bu altyapı neyi içerirmiş? Bu altyapı öznem içerir, yüklemi, eğitilmiş, tıbbi ve tekniksel bir personeli gerektirirmiş bu altyapıda. Çünkü bakın bizim için bir saattir diyoruz ki bu eksik olursa işte eksikliklerden bahsediyoruz. Bu eksiklikler de genellikle gelişmekte olan ülkelerde mevcut olur dedi. Bu altyapı yani eksik olan neyler? İyi eğitilmiş tıbbi ve teknik ekip personel. Bunları kimmiş bu personelde? Radyasyon koruma önlemleri mesela bir başka altyapı gerekliliği. Bir personelden bahsettim. Personel sonra radyasyon koruma önlemleri, sonra düzenlemeler, sonra temiz suyun güvenilir bir kaynağı, elektrik gücü ve yeterli bir hava kalite kontrolü, yeterli hava kalite kontrolü bu gibi altyapıları içermesi, bu altyapıları içermesi gerekiyormuş. Sonrasında dedi ki Dünya Sağlık Örgütü'nün amacı, of goal, target, bunun amacı neymiş, ne için? Tanısal görüntüleme için. Bakın bizim için cümlemiz şuraya kadar özneydi, is, dır, dir. Burası da bizim için cümlemizin yükleme olmak zorunda. Tanısal görüntüleme için Dünya Sağlık Örgütü'nün amacı to make ne yapmaktır? Güvenli ve güvenilebilir tanısal görüntüleme hizmetlerini mevcut yapmaktır. Nereye? Olabildiğince mevcut yapmaktır. Mümkün olduğu kadar çok kişiye yani çok fazla insana ne yapmaktır? Mümkün yapmaktır amacı. Ne yapmaktır? Tavsiye etmektir ve destek olmaktır insanlara. Nasıl insanlara? Çalışan alanda geliştirmekte ve sürdürmekte, bu servisleri geliştirmekte ve sürdürmekte olan çalışan insanlara destek ve tavsiye, destek olmalıdır ya da bir tavsiye vermelidir şeklinde. Amacı bunlar olmalıdır, bunlardır diyoruz hocalarım. Aslında baktığınızda şurayı nasıl çevirdim? Bakın bir kez daha bir şuraya bakın hocalarım. To as many as possible. Bakın bizim için bir bağlaçtır. Nereye yazsam? Şurası kaldı bir tek. As dedik ki as bizim için e kadar anlamına gelen bir bağlaçtır. Possible. Olabildiği kadar hani mümkün olduğu kadar çevirisi veriyoruz burada. Bakın şuraya da diyorum ki mümkün olduğu kadar çok insana, çok kişiye. To as many as possible. Mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaştırmaktan bahsediyorum. Çünkü çok kime ulaştıracağım ben bunu? Bir insanlara ulaştıracağım. Mümkün olduğu kadar çok fazla kişiye. Buradaki ea çevirisini verecek. E kadarı ez veriyor. Çoğuyu many, mümkünü de possible ifadesi vermiş oluyor hocalarım. Baktığınız zaman many işte burada çok fazla kime ulaştırabilirim? Bir çoğunluğa ulaştıracağım. Ben bu hizmeti kime ulaştırabilirim? Bir insana ulaştırabilmem lazım. Doğru mu? İnsanlara ulaştıracağım. Buradaki dozu da insanlar diye çevirdim. Niye? Çünkü kimi destekleyecek? Bu alanda çalışan kimler olabilir? İnsanlar olacak, değil mi? O yüzden de çevirimiz buradaki insanlar hocalarım. Bir tık anlamdan aslında çıkarıyoruz onu. Yoksa bir hani böyle bir insan ya da kişi çevirisi oldukları için değil. Tamam? Şimdi tabii yaparız hocam onu. Büyük ihtimalle yaparız Ali hocam.
Şimdi gördüğünüz gibi aslında bilmediğiniz kelimenin ben bu metin için bilmediğiniz kelimenin çok olduğunu düşünmüyorum hocalarım. Ama cümle yapıları kısa değil, uzun cümle yapıları var farkındaysanız. 3 satırlık, 2 satırlık, belki 3'ten fazla, daha fazla bizim için bir cümle yapısı var mı? Evet var. Ama Allah'tan bilmediğiniz kelimeler, buradaki kelimeler çok böyle hani temel yok dil seviyesinde bilmeniz kesin gereken kelimeler. Yani hani aşırı bilmediğiniz kelimelerin olduğunu düşünmüyorum ben burada. O yüzden burada mesela nasıl açıklayayım demek istediğimi. Bilmediğiniz kelimeden ziyade çeviriyi yaparken zorlanmış olabilirsiniz. Cümleyi toplamakta zorlanmış olabilirsiniz. Ama farkındaysanız hiçbir cümlemde cümlenin başından başlayıp sonuna kadar asla böyle tık 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 okuyarak gitmedim. Ne yaptım? Kelimelerimi birbirine tuttura tuttura ilerlemeye çalıştım. Sakin sakin ilerlemeye çalıştım. Sonra toplayarak geldim. Eğer sizler de öyle yaparsanız daha rahat çeviriler yapmış olursunuz hocalarım. Anlaştık mı? Kullanabilirdik Sena Nur hocam. Anlaştık. Süper. O zaman metnimizi güzelce çevirdik. Ben bunu şöyle kaydettim. İsteyen Telegram kanalımdan edinebilir hocalarım. Şöyle dersten çıkmadan önce sizlerden bir isteğim. Şöyle çalışma masanızın dinlediğiniz yerin nasıl dinliyorsanız bir fotoğrafını çekip bana ulaştırmanız hocalarım. Instagram'dan hikaye olarak paylaşmanız, hikaye olarak atmanız artık nasıl isterseniz. Tamam. Teşekkür ederim derse katıldığınız için. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Dersin kaydı alındı. YouTube'da paylaşacağız. Metnin çevirisini, metni de üzerine yazılı olduğu halini kaydettim. Sizlere kendi Telegram kanalımdan paylaşacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Peki. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Olur yeter hocam. Olur. Hadi görüşürüz.